Merhaba. Merhaba. Askeri ücret 8500 lira oldu. Yeter mi? Vatandaş olarak ne düşünüyorsun? Vatandaş olarak bir 9 milyonu bekliyorduk ama şu anda yani yetersiz, yani 9-10 milyonu bekliyorduk. Tekrar emekliler derneği bütün illerde tekrar artırılması için bir hareket yapacaklar. O konuyla ilgili. Normaldir tabii. Ya bu istek tekrar karşılıklı. Gündeme gelmesi lazım yani. Olur mu bir şeyler? Olur. Yani devletimiz belki bunlara şey yapar. Ne yapar? %25'ti hemen arkasında. Artırabilirler yani. Eyvallah. Siz ne düşünüyorsunuz? Ne hakkında? Emekli maaşları 8500 lira oldu. Refah payıyla beraber ne düşünüyorsun vatandaş olarak? Ya vatandaş olarak ben... Yeterli mi? Ya... Bence yeter. Ya göre. Yeterli de insanoğluna ne versen azdır yani. Yani size şu yetiyor mu? Yetiyor bana. Sen nasıl yaşıyorsun abi? Tek başına mı yaşıyorsun? Yok. Evin kira mı? 5 çocuğum var benim. Evet. Ev kira değil. Evin kira değil. Yetiyor yani. Yani bir de şöyle düşün ya. Evi kirada olanlar için değerlendirme yaparsan ne olur? Ne yeter mi? Ya şimdi onlar da suydu, doğalgazı, gerçekten biraz şey zamlı ama yani onda herhalden yetiyor, bir şey yetirmeye çalışıyordur yani. Tabii yetmez para ama hakikaten yani yeterli biraz... mi sence 8500 maaş? Ya yeterli değil ama ya devlet ne yapsın, veriyor yani, devlet başkanı sağ olsun yani yaralılara merhem olmaya çalışıyor yani. Bir sürü insan tabii yani bu kadar bir sürü para dağıttı adam yani, Allah razı olsun ya. Kimin parasını kolay dağıttı değil. Abi? Ya, milletin parasını dağıttı ama evet. Daha önce olmayan paralardı bunlar. Şu an var yani, var, dağıtıyor işte. Bir sürü insanları emekli etti yani, güzel varmış, bir şey. Biraz daha verse ne olur? Verir yani. Diyorsun. Vallahi verir yani, bak imkan doğdukça verir yani, ben eyvallah inanıyorum yani. Sen ne düşünüyorsun? Ben pek katılmıyorum oraya. Emekli yeterli mi sizce 8500 lira? En düşük emekli maaşı... Asgari ücret olması lazım şu andaki. 8500 olması lazım. Bu asgari ücret yani emekli maaşlarını veyahut memur emeklisini, işçi emeklisini şeye getirmeleri lazım. Asgari ücret ne artarsa otomatik arttırmaları lazım. Adı üstünde yani. Adı üstünde şey, en düşük asgari ücret şimdi ne? En düşük dul ve yetim hepsi emekli dediğin zaman asgari yani, ücrete ayarlanması lazım. Bu biraz ayrımcılık gibi oluyor ya. Ona bu kadar, öbürüne az. Evet. Standart olması lazım. Standart olması lazım. Mesela bu vatandaş değil mi yani? Ekmeği aynı parayı alıyoruz. Evet. Suyu aynı alıyoruz. Bir eve 200, ben iki kişiyim. 250 bin lira su geliyor. 250 bin lira elektrik geliyor. 1000 lira doğal gaz geliyor. Şu havalar soğuk olmadığı halde nasıl olacak bu? 4000 liradan aşağı ev yok. Kiralık. Nasıl olacak bu iş? Bunu ayarlama, asgari ücret bir defa onun üstünde olması lazım. Eyvallah baba, sağ ol. Teşekkür hani, kimin parasını kime veriyor, kimden kısıtlıyor? Dayı, benim paramı bana veriyor. Gel bir dakika. Gel nereye kaçıyorsun? Öyle. Bir saniye. Emekli maaşları 8500 lira oldu. Ne düşünüyorsun, yeter mi? Bizim oldu mu? %30 verdi bize, benim 6200 oluyor. Ha pardon ya, askeri ücret 8500 lira. Benim ailemin 6500, benim 6200. Vallahi 8000 lira. Şu anda kira vermiyoruz. Arabam yok. Dışarıda yemek yapmıyorum evde. Ancak kılı kılı. Kira demiyorum. Yok, kendi evim. Yok, perişan abi. Halk perişan. Eyvallah. Allah bundan kurtarsın bizi. Diyorsun. Vallahi billahi. İzmir'de zaten bir şey yapamaz da. Allah sonumuzu ayrılsın vallahi. Her şey bugün aldığımı yarın alamıyorum ya. Eyvallah. Vallahi alamıyorum. Yemin ediyorum. Gidiyorum, alıyorum. Peynir çıktı 140 lira, 150 lira. Kıyma 200 lira oldu. Eyvallah. Yani ne bileyim, ne diyeceğim ya. Seçimlerde oyunu kime vereceğim baba? Ben abi belli ya, ben Atatürkçüyüm. Eyvallah. Anladınız yani. Eyvallah babacığım. Atatürkçüyüm. Altı oka vereceğim. Eyvallah baba, sağ ol. Göbeğine. Baba askeri ücret 8500 lira oldu. Emekli maaşları da %30. Refah payı dahil. Yeter mi, ne düşünüyorsunuz? Oo, artar bile. Ne demek? Ne demek? Ekmek parası bulamıyoruz sonra. Ne olacak peki böyle? Ne kadar olmalıydı? En az 10 bin.
olmalıydı. Tabii ki. Peki olur mu? Seçimlere doğru bir şeyler daha yapar mı hükümet? Hiç zannetmiyorum. Yapmaz mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Seçim tarihi belli olursa olabilir. Yapmaz diyor ama. Bir yeniden değerlendirme, düzenleme olur mu? Olabilir. Zaten Tayyip abim öyle dedi. Tayyip abim öyle dedi. Tayyip abin. Reis. Reis, evet öyle dedi. Eyvallah babacığım. Hadi kolay gelsin sana. Teşekkür ederim.